YouTube'da Zafer Şık kanalımızda okuyacağımız belge arkadaşlar şu yukarıda gördüğümüz hüve ya da hu diye okuyabiliyoruz. İkisi de doğrudur. Hu ya da hüve. Huzur-ı valalarına, huzur-ı valalarına yani yüksek huzurlarına manasında bir hitap cümlesi. Saadetlü Efendim Hazretleri. Evet, Saadetlü Efendim Hazretleri. Mektebimiz ikinci sene talebanından. Evet, mektebimiz ikinci sene taleban değil, talebatından yani talebelerinden manasında müenneslik alameti olarak talebat, hanım talebeler ya da çoğul talebeler olarak da geçer. Bütün çoğullar müennestir. Onu da hatırlatalım arkadaşlara bilgi olarak. Talebatından yani talebelerinden Şükrü Efendi kelimesi yani kızı Fahriye Hanım büyük validesinin hali zaruretine mebni yani zaruri hallerine dayanarak evet büyük validesinin hali zaruretine mebni leyli ve nehari yani akşamlı ve gündüzlü manasında leyl gece akşam okulları, nehari gündüz okulu, leyli akşam okulu ya da gece okulu diyebiliriz. Leyli ve nehari kız sınai mektebine kayıt ettirmek. Sınai ile aynı eş manada arkadaşlar. Aslı sınai diye. Evet. Kız sınai mektebine kayıt ittirmek. Şurası mekeki. Arzusunda bulunduğundan lütfen hali esef ihtimaline evet hali esef üzüntülü hal ihtimaline yani kaplamasına ihata etmesine binaen hanımı Muma İleyha'nın evet müennes olduğu için ha eki almış. Muma İleyha ha müenneslik alameti. Muma İleyha'nın Mektebi Mezkure adı geçen okul neydi? Kız Sınai Mektebi. Leyli ve Nehari Kız Sınai Mektebi okulun adıydı. Evet, Mektebi Mezkure kayıt ve kabulü. Evet, kayıt yani kayıt ve kabulü hususuna müsaade-i celile-i rahimanelerinin tamlamaya dikkat edelim. Müsaade-i celile-i rahimanelerinin erzan buyurulması yani layık bulunması, uygun bulunması babında şurası babında arkadaşlar dikkat edelim. Bab noktaları aşağıda babında emru ferman tamlamalı vav var. Emr ve ferman yazılır. Emru ferman diye okuyoruz. Nun burada. Hazreti evet Hazreti bu aynı zamanda T diye de okunuyor. Men lehül emrindir.
Evet, tarihe bakalım. Fi 17 Nisan sene 315. Yani 1315 Rumi tarih. Arkadaşlar, buna 584 ilave ettiğimizde miladi tarihi buluruz. O da ne yapıyor? 1899 tarihine denk geliyor. Şurada imza kısmında bende, şunun gibi olan kısmı arkadaşlar, bende demek müdire-i mektep. Müdire-i mektep. Bu imza kısımlarında ekseriyetle noktalar kullanılmıyor. Çok az metinlerde kullanıldığını görüyoruz. Ekseriyetle kullanılmıyor arkadaşlar. İsmi okumaya çalışalım. Müdirenin ismi neymiş? Okul müdiresinin. Müzekkerlere müdir, yani müdür. Müenneslere müdire deniliyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bu da yanılmıyorsam Fatıma Müzeyyen diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yanılmıyorumdur. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizi de okuduk. Arkadaşlar, arşivlerde kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tür belgeleri çok çok okumanız gerekiyor. Gözlerinizin aşina olması gerekiyor. Bununla birlikte lütfen lügat kullanın. Tamlamalara dikkat edin. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 100'ün üzerinde dersimiz var. Onları inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar, Android'de, Google Play'de markete girerek, eğer Android kullanıyorsanız telefon veya tabletinizde, Osmanlıca eğitim yazarak orada da uygulamamızdan Osmanlıca'ya dair çok şeyin ihtiva ediyor. Ondan istifade edebilirsiniz. Metni bir hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirmiş olalım. Huzuru valalarına saadetli efendim hazretleri, mektebimiz ikinci sene talebatından Şükrü Efendi kelimesi Fahriye Hanım büyük validesinin hali zaruretine memnuni Leyli ve Nehari Kız Sınai Mektebi'ne kayıt ettirmek arzusunda bulunduğundan, lütfen hali esef ihtimaline binaen Hanım-ı Muma İleyha'nın Mektebi Mezkure'ye kayıt ve kabulü hususuna müsaade-i celile irahimanelerinin erzan buyurulması babında emr-i ferman Hazreti Menlehül emrindir. Fi 17 Nisan sene 315 bende müdire-i mektep Fatıma Müzeyyen. Evet, dersimiz burada bitiyor. İnşallah arkadaşlar, başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.